Evet, diğer yaklaşım şeylerinden bir tanesi de Anderson dönüşü denilen dönüş. Anderson dönüşünü şu resimden görebiliyorsunuz. Yani bu bildiğiniz motorlu teknelerde yapılan bir dönüş. Bildiğiniz anam babam dönüş yani. Yani çok bir şeyi yok. Hani diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsun? Yani bunun ismi de mi olur? Öyle yani. Var bir literatüre geçmiş Anderson. Motorlu tekneyle yapılıyor. Yani şu noktada dönmek istiyorsun diyelim ki. Denize adam düştü noktası olarak burayı düşünün. İlk yapılacak şey bu dönüşte hemen denize adam düştü. Hop pervaneyi durduruyorsun. Ve dümeni kırıyorsun. Yani pervanenin durma sebebi biliyorsunuz. Yani pervane çarpmasın. Ne tarafa kırıyoruz dümeni? Düştüğü tarafa. Sancaktan düştüyse. Yani şimdi şu dümen kırma işini de bir anlatayım arkadaşlar size. Yani dümeni sancağa kırmak demek ne demek? Yani dümeni yuvarlak olan dümen dolabındaki yuvarlak dümen simidini sancağa mı çeviriyorum? Yoksa arkadaki yekeği mi, yeke dümense yekeği mi sancağa itiyorum? Yoksa dümen palası var suyun içindeki onu mu sancağa çeviriyorum? Ne demek yani bu? Yani bu orada asıl referans noktası bir tanedir. Dönüş yönü üzerinden konuşulur. Yani sancağa mı dönmek istiyorsun? Buna ifade eder dönüşlerde. Anlatabiliyor muyum? Yani dümeni sancağa kır demek aslında sancağa dön demektir. Dümeni sancağa kır, yani sancak alabanda demiştim ya mesela sonuna kadar dümeni döndürmek alabanda demiştim ya. Sancak alabanda demek tekneyi sancağa döndür demek. Sen tekneyi nasıl döndürüyorsun? O senin sorunun. Belki arkadan gondol gibi kürekle iterek döndürüyorsun. Ben onu bilmem. Sancak alabanda diyorsam ya da sancağa dön diyorsam sancağa döneceksin. Ama şimdi hem lisandaki tercümelerde yanlışlık oluyor işte İngilizce, Türkçe veya diğer lisanlar arası. Hem yanlış anlaşılıyor işte kır dümeni sancağı falan gibilerinden. Yani sancağa dönüş yapacağız. Dümen dolabınız varsa sancağa çeviriyorsunuz. Yekeniz varsa iskeleye itiyorsunuz. Yani budur. Bunu düşüneceksiniz. Onun için öyle söyleyeyim. Yani sancağa dümeni kır diyorum. Ama aslında demek istediğim sancağa dön demek yani. Niye? Çünkü sancaktan düştü. Ne oluyor? Pervaneden ne oluyordu? Teknelerin kıçı dönüyordu ya. Kıçı açıyorum ki pervaneden uzaklaştırıyorum. Evet. Dönmeye başlıyorum. Şimdi burada motoru kestim. Kestim ama dümeni bastım. Tekne tabii durmaz biliyorsunuz. O hani dönmeye devam ediyor. Adamdan kurtulduktan sonra şurada adam. Adamı pervaneden kurtardık. Bu sefer makineye güç veriyorum. Dümen gene basılı. Dönüşüm devam ediyor. Bu tam bir daire olmayabilir. Gene burada daire çizmiş ama bunu dediğim gibi artistler çiziyor. Bir de bilgisayar ortamında biliyorsunuz çizimler burada da görüldüğü gibi yani elle yapılmadığı için çeşitli şey programlar olduğu için hani işte neyse detay onlar. Efendim tam bir daire olmak zorunda değil. Ama tam bir daireye çok yakın oluyor. Döndük, dönüyoruz. Tekrar dönüyoruz. Döndük. Şuralarda yani bu 240 derece civarı bir şeye denk geliyor. Şuradan biliyorsunuz. Şuradan. Burası tam 270 derecedir. İşte buralarda falan artık yavaşlamaya başlıyoruz. Teknemizin durumuna göre çift motorumuz mu var? Çift pervanemiz mi var daha doğrusu? Ondan sonra tek mi var? Teknemiz deplasman teknesi mi? Büyük mü küçük mü? Onları biliyorsunuz yani işte neyse. O detayı çok konuşmayacağım. Şurada yavaşlamaya başlıyorsunuz. Ve nihayetinde daireyi tamamlayıp aynı noktaya geliyorsunuz. Bu motorlu tekneler. Şimdi diyeceksin ki ya bunun çizimi mi olur, ismi mi olur demin dediğim gibi. Ya işte şimdi bunu şöyle düşünün. Yani bu koca 150-200 metrelik tankerlerin yaptığı bir şey olarak düşünün. Veya işte bir savaş gemisinin veya başka büyük yolcu gemisinin yaptığını düşünün. O zaman bu bir manevra oluyor yani. Evet, devam edelim. Anderson dönüşü. Evet. Gelelim bir diğer dönüşe. Bu dönüşün adı da Williamson dönüşü. Meşhur yani bunu şeyde de öğretiyorlar. Amatör denizci kitabında da bu var. Her yerde vardır yani bu dönüş. Buradaki hikaye bu ne, gene motorla yapılıyor. Ne zaman yapılıyor? Yani bunu yelkenle de yapabilirsiniz bu arada. Ama yani bu hani motorla yapılan bir şey olarak şey yapılmış. Nedir? Şimdi yanına bunun bir de pusula gülü koydum. Çünkü
Arkadaşlar şimdi burada kısaca bir şey değinmek istiyorum. Bu aslında çok başlı başına bir konu ama. Şimdi ben kendimden örnek vereyim. Hep böyle ukalalık yapıyor gibi oluyorum. Asla ukalalık değil bu. Bu gerçek. Kendi örnek vereyim. Ben ilk tekneye çıktım. İşte daha doğrusu aldım tekneyi. Ondan sonra teknenin işte bu hepimizin kullandığı Navionics programı var. Meşhur. İşte iPad ile kullanıyorsun. Chartplotter gibi her şeyi, her yere, bütün haritaları, derecen, hızın, her şey üstünde gözüküyor. Onu böyle hevesle dümen dolabının önüne yerleştirdim. İşte bir korumasını, bilmem nesini falan koydum. Gece, gündüz, demirde, orada, burada, o önümde. Bakıyorum oradan, ha diyorum buraya gidiyoruz şimdi, bak şuraya gidiyoruz, şu derece gidiyoruz. İşte şöyle döndüm, böyle döndüm falan filan. Bunu böyle bir sene kaydediyorum rotamı, işte bak buraya gezmişim diyorum, paylaşıyorum falan filan. Bir sezon, bir sene falan filan bununla ben oynadım. Sonra bir şey fark ettim. Yani biraz da işte bu eski seyyahların ve şeylerin, gezginlerin kitaplarını okudukça bir şey fark ettim ki ya ben buna baka baka yani bilgisayar oyunu oynuyorum gibi. Ne ben gerçekten bu olmasa önümde hangi burun neresi, hangi kara neresi bulabileceğim, ne öyle bir yeteneğimi geliştiriyorum, ne de bir şey öğreniyorum. Yani çevremi fark etmiyorum. Gözüm hep onda. Bunu fark ettim, ben erken fark ettim. Fark eder fark etmez ama onu ben şey yaptım. Yani sadece seyre yardımcı bir enstrüman olarak kullanmaya başladım. Ona bakmamaya başladım. Sonra öğretirken de insanlara asla buna bakmayın diye öğretmeye başladım. Denize bakın, karaya bakın yani. Bir de önünüzde çok önemli bir enstrüman var. Yani denizciliğin temeli pusula. Yani bu pusulaya bakın. Kaç derece gidiyorsun? Olsun. Senin pusulan efendim arıza varmış da arızayı 3 derece bilmem ne gösteriyormuş. Kalibre etmemişsin falan. Bunlar boş iş denizde. Yani bizim yaptığımız seyirde boş iş. Yani ben ona bakıp konumunu koy demiyorum haritanın üzerine. Ama ben ona bakarak ne yöne gittiğini bul. O karşıdaki burunun yanındaki tepeye bak, burası işte demeyi öğren, şurası geldim. Öbür türlü o önündeki haritaya baktığın zaman, yani o programa baktığın zaman bilgisayar şeyi oluyor. Yani hiçbir meleken gelişmiyor. Ve denizde hissetmiyorsun. yani kaç mil kaldı oraya bakıyorsun. Ya bakmadan söyleyebiliyor musun? 2 mil, 3 mil farkla söyleyebiliyor musun? Karşı karayı gördün, yani gözüküyor. Ne kaç mil yani kaç saatte gideceksin? Mecburen oraya bakıyoruz. O olmadığı zaman ben şöyle yapmaya başladım yani. Tahmin ediyordum. Ondan sonra oradan kontrol ediyordum. Tahmin ediyordum zamanla ondan sonra oturdu bunların hepsi. Aynı şey rüzgar için de geçerli. Orada rüzgar şeyleri var. Söyleyin ismini. Göstergeleri var biliyorsunuz bütün teknelerde artık var. Yani o olsun zaten. Bir sakıncası yok. Fakat gözler hep onda. He, sürekli gözler onda. Yani evet, gözler hep onda. Yani yani yarıştaysan, başka bir şeyse, işte başka hesaplar yapıyorsan falan filan tamam kullanıyorsun yani kullan çok güzel. Bir itirazım yok buna ama o da şeyi köreltiyor. Yani 20 not mesiyor, 15 not mesiyor hava. Bunu bakmak için, anlamak için oraya bakmak durumunda kalıyorsun. Ne oldu şimdi? Yani o alet bozulunca ben bilmeyecek miyim bunun kaç not estiğini? Anlatabildim mi? Ya da bir şey oldu. Yani olmaz ki. Yani onu da kapattım. Rüzgarın yönünü denizde anlamak kadar kolay bir şey yok. Yani şey derecesi yani mikro derecesine kadar 1 derece 2 dereceye kadar anlayamıyorsun ama yani 5 derece farklı yönünü anlayabiliyorsun. Yani zaten hissediyorsun. Kıçta bayrak var. Sallanan 1000 tane şey var. Benim çarmıha bir tane ip bağlayın. Küçük, ince paket ipi olur. Vardır ya süs paket ipleri. Onu bağlayın. Oradan görürsünüz. Ben artık son şeyde hiç onu da kullanmıyordum. Kıçtaki bayraktan bayrağın şeyinden, dalgalanmasından şeyde hem de sesinden, bayrağın sesinden zaten denizden anlaşılıyor da notu da takip ediyor. Yani rüzgar hızını da tahmin edebiliyordum. Yani bu bana özel bir şey mi? Değil. Herkes yapabilir. Siz de yapabilirsiniz. Ondan birine var kurtulun yani. Yelken için 30 dereceden mi geliyor, 40 dereceden mi geliyor bilmenize gerek yok. Yani gezgin şeyinde yarış yapmıyorsanız. 30-35
göğüsten geliyor ya da işte orsadan geliyor veya baş omuzluktan geliyor kısmı sizin için yeterli. Bununla devam ettikçe zaten o sonradan inceliyor. Yani daha daralıyor o şey. Şimdi bunları niye söyledim pusulayı ve şeyi? Pusulayı kullanmıyoruz da onun için. Yani orijinal sadece pusulayı kullanmıyoruz. Pusulayla beraber o görüntüyü de kullanıyoruz. Sadece pusulayı da seyir yaparsanız mesela okyanusu geçerken işte 200 atıyorum 40 derece doğuya tutturuyorsun mesela ve pardon 270 derece doğuya tutturuyorsun belli bir noktadan sonra gidiyorsun. Şimdi bir harita ve baksan ne göreceksin ki? Su göreceksin. Yani şimdi orada 20 gün pusulayla gidiyorsun yani gitmen lazım. İstersen aç bak boş deniz göreceksin. Dolayısıyla bu yeterli olabiliyor. Yeterli oluyorsa her yerde olur. Bunu niye bu örnekten önce verdim? Şunun için verdim. Şimdi şu dönüşte pusula önemli. Sen şu ikisini yan yana koydum. Şimdi böyle gidiyoruz gördüğünüz gibi. Çizim örneği kolay olsun. Yani sıfır dereceye gidiyorum ben. Sıfır dereceye gidiyorsam bunu ne zaman yapıyordum? Bu Williams'ın dönüşünü kazazede düşmüş. Ben sonradan fark etmişim. Ya da kazazede düşmüş ama ben hızlı bir tekneyim ya da ağır duran bir tekneyim, büyük bir tekneyim. Yani gözden kaybolacak kazazede. Döndüğümde kazazedeyi görmüyor olacağım. Arama çalışmaları yapıyor olacağım. O zaman bu ne demek? Döndüğüm rota, gittiğim rotanın tam zıttı olan rota olması lazım. Şimdi ben kaç rotaya gittiğimi bilmiyorsam her an ne anladım ben o işten yani. İşte o pusulaya bakıyoruz yani. Sıfır dereceye gidiyordum ben. Demek ki 180'e geri döneceğim diye hemen aklıma bunu yazıyorum bu manevrada. Evet. Şimdi denize düştüyse gene sancaktan düştü diyelim. Sancaktan düştüğü tarafa kırıyoruz dümeni. Full sancak alabanda yapıyoruz. Full sancak alabandayı yapıyoruz. Tekne dönmeye başlıyor. 60 derecede tekneyi durduracak yani rotamızdan 0 dereceden 60 derece sancağı bu örnekte tekne duracak rotası. Yol gitmeye devam edecek ama dönmesi duracak. Dönmesi durduğunda teknenin burnu 60 dereceyi gösteriyor olacak. Teknenin dönme işlemi bittiğinde yeni rotamız 60 derece doğu olacak. Yani 60 derece olacak. Artık onu doğu mu demeye gerek yok. 60 derece olacak. Neresi olacak? Yani şuraya gidiyor olacağız. Pusulamız dönecek. Bu 60 derece karşımıza gelecek. Sıfırla gidiyorduk ya. Sıfır karşımızdaydı. Şimdi dönecek. 60 karşımıza gelecek. Niye bunu böyle detaylı anlatıyorum? Bu manevra şöyle yapılıyor. 60 dereceye çevir şeklinde yapılmıyor. Dümeni sancak alabandaya kır. Kır sancağı. Sancak alabandaya dönmeye başla. Öyle bir yerde tam tersine iskele alabandaya çevir ki 60 derecede rotayı şurada şunu yakala. Bu ne demek? Size bir önceki videoda anlatmıştım. Sancağı dümeni basılı tutarsanız sonuna kadar tekne dönmeye devam eder. Çünkü itme gücü arkada düz iter. Siz dümen palası, sudaki dümen palası dönük durdukça tekne dönmeye devam eder. Az dönükse az bir açıyla dönmeye devam eder. Çok dönükse çok bir açıyla dönmeye devam eder. Siz onu teknenin dönüşünü durdurmak için o palayı düzeltmeniz gerekir. Yani dümeni ortalamanız gerekir tekrar. Dümeni ortalarsanız yavaş yavaş onun dönmesi durur. Ama bir süre dönmeye devam eder. İlk bir dönme hızı. İşte bu örnekte bu iş çabuk olsun diye sancak dümeni alabanda yapıyorsun. Sonra iskele alabanda yaparak durduruyorsun. Yani 60 derecede durduğunda iskele alabanda yapıyorsun. Tam 60 derecede durdurduğun 60 dereceyi gördüğün zaman bu sefer ortalıyorsun dümeni. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani döndürme ilk 60 derece açma manevrasını da 60 dereceye kadar açma manevrasını da 60 derecede toplama manevrasını da sancak ve iskeleye dümeni alabanda kırarak yapıyorsunuz. Yani tekrar ediyorum. Dümeni alabanda kırdım. Dönüyor pusula. 15'e geldi, 30'a geldi, 45'e geldi, 60'a gelince dümeni ortalarsam eğer 90'da dururum. Dönme devam eder çünkü. Peki dönüyorum tekrar sancağa. İşte 15'e geldi, 30'a geldi, 45'e geldi. 45'te durdurursam
Evet, 60'a doğru yavaş yavaş dönerek durur. Ama bir de o dönüşü de o zamandan da kaybetmemek için dönüşü Sancak Alaban'da bastım. 15'e geldi, 30'a geldi, 45'e geldi. 60'a gelmek üzereyken iskele alabanda bastım. Tak diye 60'ta sabitlenince ortaladım. Anlatabildim mi? Heh, bunu anlatmaya çalışıyorum bir saattir. Büyük detay değil bizim teknelerde ama büyük teknelerde önemli detay. Neyse manevra böyle yapıldı efendim. Yaptık 60 derece açtıktan sonra bu sefer tam tersine iskele alabanda yaptık. Ters tarafa dönüşe başladık. Ne kadar döneceğim peki ters tarafa? Şimdi burada 60 derece gösteriyor pusulam. Şurada giderken şu pusulada 60 dereceyi görüyorum tepede. Peki ben kaç dereceye gideceğim? Kaç dereceye döneceğim? Neydi ilk baştaki gittiğim rota? Sıfırdı, değil mi? Tam tersine 180'e gösterecek. Evet. Dolayısıyla bu 60 dereceden böyle dönüşü tam tersine iskele gene alabandayla sonuna kadar kırarak yapıyorum. Nereye kadar yapıyorum? Pusulamın üzerinde önünde şurada 180'i yani tam güneyi bu örnekte görene kadar. Onu da yaparken şu manevranın şurasında aşağı yukarı 20 derece kala yani 180'de duracaksam aşağı yukarı 160 derecede dümeni ortalıyorum. Terse kırmıyorum tekrar. Çünkü artık acelem yok. Yani hemen dümeni tekneyi durdurmama gerek yok. Zaten biraz salına salına da gelse yavaş 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 bu dereceye oturtacak. Ki kaçırmayayım diye bu sefer 180'i. Kaçırmayayım diye. Anlatabildim mi? Ne yaptık? Evet, 60 derece açtık. Ters tarafa dönüşe başladık. 20 derece kala ortaladık. Yani bu şimdi 20 derece diyorum. Zınk diye 20 derece ama sizin tekneniz belki 5 derece kala şey yapıyordur. Önemli olan bu 180'e oturtmak. Nereden biliyorum 180'i? Çünkü ilk gittiğim rotayı biliyorum. Sıfırdı. Değil mi? Öbürü 180'di. Tamam şimdi sıfıra gidiyorsanız öyle ama 17,5 dereceye gidiyorsanız mesela. Değil mi? Şimdi 15 derecede tamam bak pusuladan 15'in karşılığı neye denk geliyor? 195'e mi denk geliyor? Tamam 195'e döneceğim. Şimdi bir de 17,5'a geliyorsan bir hesap yapman gerekiyor değil mi? Yani 0'sa 180, efendim 10'sa 190, 30'sa efendim 210, 22,5'sa kaç? Bir 180 eklemen gerekiyor. Yani 202,5 mu diyor? 202,5. 202,5'a döneceksin. İşte bu 60'ı yapıp bu şeyi yaparken bir yandan da o tam rotanı hesaplayacaksın. Şimdi tam aynı şeye dönmek için o derecede bunu durduracaksın. Bunun adı Williamson dönüşü. Yani şimdi burada da Williamson diyorlar Amerikalı emekli bir işte deniz subayı galiba neyse ilk defa kullandı diyorlar ama aslında Rus Japon Savaşı'nda yani Wikipedia'daki bilgiyi söylüyorum size. Bukharov borusu diye yani pipe diyorlar pipe. Bukharov pipe'ı diye borusu diye bir manevra olarak kullanıldığını söylüyorlar. İşte sahile olan mesafeyi hep sabit tutup aynı hat üzerinde kalmak için silahların yani topların mesafesi ona göre toplar ayarlanmış. Her seferinde topun şeyini değiştirmemek için söyleyin uzaklığını ayarlamamak için yani sadece ince ayar yapmak için ve sürekli git gel halinde bombardıman veya savunma hattı oluşturmak için işte dönüp dönüp aynı hat üzerinde gidip gelmeyi sağlıyor. Mesafeyi değiştirmeden sahile olan mesafeyi öyle uygulanmış bir manevra ama işte diyorlar ki Williamson'ın oğlu düştü. O da düşmüştür yani doğrudur. O da kullanmıştır. Bilmiyorum ikisi de doğru olabilir. Ama literatürde adı Williamson dönüşü olarak geçiyor. Bunu ne zaman yapıyoruz? Kazazede değil, görmüyoruz. Eski şeyimize döneceğiz ve aramaya başlayacağız. İşte bu rotanızı not edin, düştüğü fark ettiğiniz noktayı not edin falan dememin sebepleri de ilk videoda hep bunlardı. Evet, devam edelim. Evet, bir tane daha var, onu da anlatacağım. Bu da Sharnov dönüşü deniyor buna da. Yeni bir şimdi teknik öğrendim. Yeni yeni şeyler bu video editlerken acemisiyiz tabii bilmiyoruz. Söylediğim videonun üzerine yani yazdığım videonun üzerine aman konuştuğun şeyleri çektiğim videonun üzerine bir köşeye yani ne yazıyorsun? Şarnol dedim işte Şarnol'u şimdi yazacağım bakayım yapabilecek miyim bu videoda. Diğer bilgileri de aynı şekilde. Öyle olursa daha iyi olur. Şarnol dönüşü deniyor buna. Bunda da durum adam yok
düştü ama yani bayağı oldu yani, bir saat oldu neyse yani, çok oldu yani. Yani senin hemen dönmenin veya işte çabuk dönmenin bir şeyi yok. Rahat rahat dönebilirsin. Bu da Williamson'ın tersi gibi. Gene bunda da pusulayı yanına koydum. Aynı şeyler geçerli. Williamson'da biliyorsunuz böyle gelip 60 derece açıp ters dönüyorduk. Bunda buradan dönüyoruz. Yukarıdan dönüyoruz. Yani hiç açmaya maçmaya uğraşmıyoruz. Ama gene genel prensip olarak adamın düştüğü tarafa dümen çevrilir. Bu yazar hep. Ne bileceğim ben adamın ne taraftan düştüğünü? Bilmiyorsun. Tahmin ediyorsun. Şuradan düşmüş olabilir diyorsun. Veya en son şurada gördük diyorlar falan filan. Ama tabii bunlar detay oluyor artık. O saatten sonra işten geçmiş. Ama biz diyelim ki sancaktan düştü. Gene sancağı kırıyoruz dümeni. Alabanda. Bakın gene aynı şeyleri söylüyorum. Sancak alabanda yapıyoruz yani. Dümeni sancağı kırıyoruz. Alabanda yapıyoruz falan değil. Aslında burada doğru terim karışıklığa mahal vermemek açısından sancak alabanda yapıyoruz. Sancak alabanda full kırıyoruz dümeni. Dönüş başlıyor. Dönüyoruz. 240 derece civarında. Gene bu dereceleri dikkate almayın siz. Çünkü bunlar büyük gemiler için yapılmış. Yani büyük bir gemi size deminki şeyde de anlattım. Dümeni ortalasanız da dönmeye devam eder. Uzun süre dönmeye devam eder yani. Dolayısıyla dönmeye devam eder. Siz kaçırırsınız. Buralara gelirsiniz. Bu masum olduğu yerlere gelirsiniz. O kaçırmayı yapmamak için toparlıyorsunuz. Bizim teknelerde öyle değil. Bizim teknelerde dümeni ortaladınız mı çok az kayar yani. 3-5 derecede toplar tekne kendini. Hafif tekne bizimkiler. Yani ama 50 bin tonluk tankerde durum böyle değil yani. Ne 50 bin tonu yani, 20 bin tonu da öyle. Bunun durum böyle değil. Onun için şu 240'ta toplamak için, deminki 60'ta olduğu gibi toplamak için tam tersine bu sefer kırıyorsun dümeni ki bu dönüşün durması değil, diğer dönüş başlayarak bu dönüşü durdurmaya çalışıyorsun. Anlatabildim mi? Dolayısıyla 240 civarı diğer tarafa kırıyorsun dümeni. Yani bu örnekte sancaktayken iskele alabanda yapıyorsun. İskele alabanda da ilk dönüş duruyor, ikinci dönüş başlamak üzereyken 240'ta sabitliyorsun. Bu ustalık gerektiren bir şey. 240'ta bunu yapmak veya 200'de yapmak veya 100'de yapmak. Yani teknenin ne nasıl davrandığını biliyor olman gerekir. Ondan sonra tekrar dönüşe devam ediyorsun. Yavaş yavaş 20 derece kala yani gene sıfıra gidiyorduk. 180'e 20 derece kala 60 derecelerde dümeni ortalıyorsun. Ortaladın mı tekne kendi kendine dönmeye devam ediyor. O devam etme mesafesi içerisinde 180'e geldiğinde tık diye kaçırmadan 180'de kalıyorsun. Sonra arama şeylerine başlıyorsun. Bunların da Sharnoff şeyi, dönüşü. Bu da bilmemiz gereken bir şey. Gene yelkenle bu yapılabilir. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim size. Buradaki niye bunu oraya kır, buraya kır falan filan ne olacak? Ya sıfıra gidiyorduk. 180'e dön. Öyle değil. Bu yanlamalarla yani şimdi şurada bir çizgi var diyelim ki. Bu 180 pusuladan okuyoruz. Burası 0. Alt tarafı 180. Tamam mı? Şimdi burada da bir çizgi var. Yok ama şunu da var farz edin. Bunun da yukarısı 0 derece, aşağısı 180 derece. Yani okyanus geçiyoruz ya 270'e giderek batıya. Akıntı seni atıyor. Sen 270'e sürekli gidiyorsun. Hep düzeltiyorsun. 270. Yani günlük düzeltiyorsun yani. Anlık her an dümenin başına değilsin ki. Yani bakıyorsun 270 mi? 270. 265 oldu. 269 oldu. Atıyorum bunları yani. 260'a düştün. Tekrar 270'e falan şey yapıyor. Ama aslında o noktada sen yanlıyorsun. Akıntı var mesela. Atıyor seni. Şimdi bu çizgide geri döneceğine adamı aramak için bu çizgide geri dönüyorsun. Arada var. Atıyorum 400 metre mesela diyelim büyük teknelerde yani. Şimdi o 400 metre içinde adamı görmeme mesafen. Anlatabildim mi? Aynı rotaya değil aynı çizgiye dönmeni sağlayan manevralar bunlar. Yani ileri düzey manevralar. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani aynı çizgiye dönmek zor. Demin dedim ya size aynı top mesafesine ulaşsın diye o manevra yapılan bir manevra diye. Yani dolayısıyla bu sancak alabanda ondan sonra direkt iskele alabanda yapıp tam 240'ta durdurup tekrar dönüşe devam edip falan filan diye anlattığım şeylerin sebebi bu. Aynı çizgiye dönmek. Aynı çizgiye dönemiyorsan bile çok yakınına dönmek yani. Evet.
Bunu nasıl test edebiliriz? O denizde bizim teknelerle hani aynı çizgiye döndük mü dönmedik mi? Durgun bir havada, yani çarşaf havada deneyebilirsiniz. Denize şey bırakarak, söyleyin yerinden kıpırdamayacak bir şey bırakarak deneyebilirsiniz. Aynı çizgiye döndü mü dönmedi mi diye. Yani bizim teknelerde bu şey olacaktır. Yeterli olacaktır dediğim gibi. Yani çok az hata payıyla yaklaştırabilirsiniz ama çok da gevşek davranmamak lazım. Yani bu manevrayı yaparak anlamak lazım onu. Evet, dönüşler böyle.